İstanbul Hepimizin Girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Efendim bugün konuğumuz İstanbul Kent Konseyi Genel Sekreteri Rasim Şişman. Rasim Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Güran Bey, teşekkür ederiz. Enteresandır. Geçen sene 10 Ocak tarihinde biz İstanbul Kent Konseyi ile ilgili bir program yapmışız. İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin Hadi ile arkadaşımız Itır bu programı gerçekleştirmiş, Itır Akdoğan. Ve tam bir sene sonra gene yılın ikinci programında konumuz İstanbul Kent Konseyi. Bu sefer konuşulacak çok daha fazla şey var. Tekrar hoş geldiniz, programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, şimdi buradan hemen Kent Konseyi'nin yapılanması hakkında bir kısa bilgi rica edelim Rasim Bey. Nedir Kent Konseyi, ne zaman kurulmuştur ve yapılanmasında hangi bölümler var? Kısaca bilgi rica edelim. Tabii davetiniz için çok teşekkürler. Öncelikle bilmeyenler için Kent Konseyi'nin ne olduğundan çok kısaca bahsedip sonra İstanbul Kent Konseyi'ne geçeyim. Türkiye'de Kent Konseyleri Birleşmiş Milletler Yerel Gündem 21 uygulamasının bir sonucu olarak gönüllülük esasında yasal bir zorunluluk olmadan kurulmuş. Demokrasinin yerelleşmesini, kurumsallaşmasını ve yönetimin tabana yayılmasını sağlamak üzere oluşturulmuş kurumsal katılım mekanizmasıdır Kent Konseyi. Bu çok aktörlü yönetişim anlayışı kapsamında kent sorunlarının tartışıldığı, çözüm önerilerinin sunulduğu, ortak bir akıldan çıkan uzlaşma sonucunda rasyonel çözümlerin arandığı demokratik yapılanmalar aslında Kent Konseyi'nin. İstanbul Kent Konseyi de bu amaçlar doğrultusunda İstanbul ölçeğinde tarihte ilk kez İstanbul'da yerel demokrasiyi güçlendirmek ve kent yönetiminde katılımcılığı sağlamak amacıyla 2019 yılında kuruldu. Bu Başkan İmamoğlu'nun seçim vaatlerinden bir tanesiydi aslında. Ve 2019 yılının Eylül ayında İstanbul Kent Konseyi kurulmuş oldu. Burada yurttaşların bireysel ve temsili katılımını artırmak için çeşitli çalışmalar yapılıyor. Mevzuatta da yer alan çalışma grupları, meclisler gibi organları var Kent Konseyi'nin. Bizim de İstanbul Kent Konseyi'nde şu an 21 çalışma grubumuz ve 3 de meclisimiz var. Aslında birazdan bunlara detaylı olarak da değineceğim. Bir de mevzuatta yer almayan İstanbul'un ölçeğini, çok merkezli yapısını ve sosyolojisini göz önünde bulundurduğunda İstanbul'a özgü bir takım katılımcı araçlar, yenilikçi araçlar geliştirmek gerekiyordu. Bir de süreç içerisinde bunları oluşturduk. Bunlara da yine birazdan değineceğim. Evet, aslında Türkiye'deki en genç kent konseylerinden birisi İstanbul Kent Konseyi. Hı-hı. Çünkü belirttiğiniz gibi 2019 yılında kuruldu, seçimden hemen sonra ve şimdi 3 yıllık bir, hatta 2,5 bile diyebiliriz belki, 3 yıllık bir geçmişi var. Evet, buyurun. Aslında yani Kent Konseyi'nde kente ve kent yaşamına dair tüm sorunlar tartışılır Güran Bey. Çözüm önerileri, projeler genel itibariyle genellikle çalışma gruplarında konuşulur ve tartışılır. Bu mecralarda pek çok konu ele alınır, raporlaştırılır, belediyenin ilgili birimleriyle paylaşılır. Bu raporlar ve öneriler yetkili kurullarda görüşüldükten sonra belediye yönetimiyle ve ilgili diğer kurumlarla da
paylaşılır ve konunun takibi yapılır. Tüm hemşerilerin farklı katılımcı süreçlere dahil olmalarına, yaşadıkları bölgeye ait görüş ve önerilerini iletmelerine imkan sağlayacak bir mekanizma. Biz kurulduktan sonra ilk yıl bir hayli zorlandık. Çünkü konseyin ilk yılı aslında COVID-19 salgınının başladığı yıl oldu. Bunun bir getirisi olarak bizim için kent konseyini tanımak, yani tam anlamıyla tanımak, hem sivil toplumun kent konseyini tanıması, hem yerel yönetimin kent konseyini tanıması, hem de biraz bizim kendimizi tanımamız için de bu süreç bir fırsat oldu açıkçası. Konseyin bazı amaçlarını bu tanıma doğrultusunda ön plana çıkarmak üzerine geçen bir yıl oldu. Çeşitli amaçlar var. Yani yerel yönetimlerle sivil alan arasında kurumsal açıdan hukuki bir zemine dayanan gerçekçi bir diyalog kanalı oluşturmak. Çok sıkça kullanılır. Sivil toplum ve belediye arasında köprü vazifesi görmek. Bu amaçlardan bir tanesi. İkincisi, sesi az duyulan kırılgan grupların sesi olabilmek. Bu amaçlardan bir diğeri. Yerel ölçekte uygulanan farklı tematik konulara ilişkin politikalar ve etkin bir izleme değerlendirme rolü. Yine kent konseyimizin amaçlarından bir başkası. Temsili demokrasinin bir alternatifi değil ama bir tamamlayıcısı ve destekleyicisi olarak yeni katılım süreçleri ve mekanizmaları geliştirmekte bizim temel amaçlarımızın başında geliyor. İkinci yıl bu amaçlar doğrultusundaki çalışmaları ve İstanbul özelindeki yeni katılım araçlarını şekillendirmek üzere yürüttüğümüz çalışmalarla geçti. Daha çok geçtiğimiz yıl bizim için konseyin ruhunun, amaçlarının çeşitli çalışmalarla canlandığı bir yıl oldu. Esas ağırlıklı çalışmalar da benim de izleyebildiğim kadarıyla 2022'de gerçekleşti. Evet. Buradan hemen yapıya geçebilir miyiz? İşte bu çalışma, hangi çalışma grupları var? Bir de meclisleriniz var. Çalışma gruplarıyla meclisler arasındaki farklılık nedir? Buna da kısaca değinelim lütfen. Tabii. Şu anda İstanbul Kent Konseyi'nde 21 çalışma grubu, 3 de meclis var. Çalışma grupları kültür sanattan kent peyzajına, imara, hayvan haklarından çocuk haklarına, kent kültürü kültürel mirastan deprem ve afete kadar hemen hemen kentle ilgili her meseleyi içeriyor. Biz kent konseyi kurulduktan sonra paydaşlarla bir çalıştay gerçekleştirmiştik ve konseyde hangi grupların olması gerektiğini tartışmıştık. Hiç unutmuyorum, 75-80 grup önerisi çıkmıştı. Çünkü İstanbul'u orta ölçekli bir kentle ya da bir ilçeyle kıyaslamak mümkün değil. Çok fazla mesele var. Bu 80 grup önerisini hayata geçirmek pek mümkün değildi. Dolayısıyla bazılarını önceleyerek, bazılarını gruplandırarak sayıyı 21'e kadar düşürmüştük. Şu anda 21 çalışma grubu kent konseyinde aktif olarak faaliyet gösteriyor ve yurttaş katılımına da açık. Bunların hepsine de internet siteniz üzerinden ulaşmak mümkün, değil mi? Mümkün İstanbul Kent Konseyi web sitesinden formu doldurarak bu çalışma gruplarına katılabilir tüm yurttaşlar. Burada bir kriterimiz var. Uzmanlık diye tanımlamıştık ama bu yanlış anlaşıldı. Yani sanki akademik uzmanlık arıyormuşuz gibi düşünüldü. Fakat hani kişi yaşadığı yerin ya da muhatabı olduğu meselenin uzmanıdır diye düşündüğümüz için o çalışma grubuna katılmak isteyen isimlerin o alanda bir çalışması olması, bir uzmanlığı olması ya da
O alana dair özel bir ilgisinin olmasını bekliyorum. Bir sivil kuruluşta etkin hadi. Çalışmalar yürütmesi değil etkin mi? Etkin çalışmalar yürütmesi ya da sivil toplumda bugüne dek etkin bir çalışma yürütmediyse de o alana dair bir akademik uzmanlığı ya da o alana dair özel bir ilgisi olması da bizim için yeterli. Ben buradan tüm İstanbullulara da çağrı yapmış olayım. İstanbul Kent Konseyi web sitesinden çalışma gruplarımızı inceleyerek hangi alana katkı sunabileceğini düşünüyorsanız sizleri bekliyoruz. 3'te meclisimiz var şu anda aktif olarak faaliyet gösteren. Bunlar Gençlik Meclisi, Çocuk Meclisi ve Kadın Meclisi. Bir de kurulması planlanan farklı meclisler var. Meclislerin çalışma gruplarından farkı şu, buraya katılım için muhakkak bir sivil toplum kuruluşunda faaliyet gösteriyor olmanızı ve kurumsal olarak bir temsiliyet üstleniyor olmanızı gerekiyor. Evet, çalışma gruplarına bireysel katılım mümkün fakat meclislerde bir kurumsal temsiliyet arıyoruz. Çalışma grupları daha konu bazlı ve tematik gruplar. Hızlı toplanan, sorunları tartışan, çözüm önerilerine hızlıca oluşturan, daha sivil yapılar. Fakat meclislerin kendi yönergeleri, kendi kurulları, kendi kurumsal temsiliyetleri vesaire olması gerekiyor. Meclisler bu anlamda biraz daha açıkçası çalışma gruplarına göre hantal işleyen. Evet, yani kısa bir özet yapmak gerekirse ben Gürhan Ertürk olarak bireysel olarak çalışma gruplarının herhangi birinde üzerinde çalışmakta olduğum konuya paralel bir gruba bireysel olarak katılabilirim. Evet. Ama meclise katılabilmem için mutlaka o meclislerle ilgili yani gençlik, çocuk ve kadın, bu durumda ben üçüne de başvuramıyorum tabii ki. Bunlardan birisiyle ilgili bir sivil toplum kuruluşu içinde evet. çalışıyor olmam lazım. Evet, çok net evet. bir ayrım yani. Buradan hemen projelere geçebilir miyiz? Tabii. Ben 2022 yılında bizi çok heyecanlandıran birkaç projeden bahsedeyim. Bunlardan bir tanesi başlangıcında sizin de çok katkı sunduğunuz katılımcı bütçe uygulamasıydı. Bilmeyenler için kısaca tanımlamakta fayda var. Lütfen. Katılımcı bütçe yurttaşların bütçenin tamamı ya da belirli bir kısmı hakkındaki kararlara oy vererek, proje önererek ya da görüş bildirerek dahil olabildiği süreci tanımlayan etkin bir yerel demokrasi uygulaması. 2020 yılında İstanbul Kent Konseyi ve İBB birimleri arasında yapılan görüşmelerde bu uygulama gündeme alındı. Ve 2021 Ağustos ayı itibariyle İstanbul ölçeğinde ilk kez İstanbul Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, İstanbul Kent Konseyi ve İstanbul Planlama Ajansı işbirliğiyle katılımcı bütçe uygulaması gerçekleştirildi. Bu yılda yani geride kalan 2022 yılında da ikinci kez katılımcı bütçe modeli uygulandı. Evet, şu anda da ekranda şeyleri görüyoruz değil mi? Bu konuda evet. yapılan toplantıları evet. görüyoruz. Evet, şu an toplantıları görüyoruz. Uygulama ilk yıldan farklı olarak burada bir markalaştırma yaklaşımıyla belirlenen Bütçem İstanbul adıyla hayata geçti ve bundan sonraki yıllarda da bu ismin kullanılması düşünülüyor. Biz 5 adımdan oluşan bir model planlamıştık.
Bu 5 adımdan birincisi proje başvurularının alınması. Sonraki adım ön ve teknik değerlendirme. Üçüncü adım projelerin değerlendirme aşamasından sonra oylamaya sunulması. Sonra oylama sonuçlarının açıklanması ve son olarak da izleme ve değerlendirme olmak üzere 5 adımdan oluşan bir modelimiz var. 2021 yılında hayata geçirilen ilk uygulamanın planlama ve hazırlık aşamalarına yönelik değerlendirmelerden İBB'nin 2022 yılı bütçe planlamasına dahil edilen 27 projenin uygulama aşamalarına yönelik ilerleme durumlarından hareketle oluşturulmuş bir bütçesinin izleme değerlendirme raporu hazırladık. Buna yine izleyiciler Kent Konseyi web sitesinden ulaşabilirler. Yani aslında 3 ayda bir biz ilgili birimlerden bu uygulamaların gidişatına dair bilgi alıyoruz ve bunu kamuoyuyla da paylaşıyoruz. Bu raporu göz önüne alarak yeni döneme planladık. Ve bir bilgilendirme toplantısı. Evet. Yasin Bey, şunu anlıyorum. Siz bu konuda bir duyuru kampanyasıyla yıllık katılımcı bütçe projenizi halka açıklıyorsunuz, İstanbullulara açıklıyorsunuz. Evet. Ve gelen proje önerilerini bir değerlendirmeden geçirdikten sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birimlerine, daire başkanlıkları olabilir, müdürlükler olabilir, onlara iletiyorsunuz. Bir şey de orada yapılıyor herhalde. Bir değerlendirme de orada yapılıyor. Çünkü sizin özellikle vurguladığınız bir noktayı belirtmek istiyorum. Zaten İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin planında olan ve zaten Sayın İmamoğlu tarafından söz verilmiş olan, mesela işte 150 gün 150 proje falan, onun dışında kalan konularda ve özellikle de mahallelere kadar inen bir çalışmayla bunların dışında kalan konulardaki projeleri kabul ediyorsunuz. Değil mi? Evet. Ön değerlendirme aşamasında aslında biz buna bakıyoruz Güran Bey. Evet. Birincisi gelen öneri yasal mı değil mi? İkincisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yetki alanında mı değil mi? Üçüncüsü de belediyenin stratejik planında yer alıyor mu almıyor mu? Buna bakıyoruz. Çünkü hem belediyenin planladığı hem de başkan vaatleri içerisinde olan söylediğiniz gibi çok sayıda proje var. Dolayısıyla bunları eliyoruz. İkinci aşama teknik değerlendirme aşaması. Bunu ilgili birimler gerçekleştiriyor. Burada smart hedeflere uygunluğa bakılıyor. Yani bir tahmini maliyet çıkarılıyor. Tahmini süresi hesaplanıyor. Teknik değerlendirme daha detaylı ve projenin uygulanabilirliği üzerinden gerçekleştiriliyor. Ve bu iki aşamalı değerlendirmeyi geçen projelerde halk oylamasına sunuluyor ve en yüksek oy alan projeler bir sonraki yılın bütçe planına dahil ediliyor. Orada da bitirmiyoruz tabii. Az evvel de söyledim. Biraz daha geliştirmemiz gereken aşamalardan bir tanesi bu. Son aşama izleme değerlendirme aşaması. Seçilen ve bütçe planına dahil edilen projelerinde uygulama süreçlerine ilgili birimler üzerinden izliyoruz ve kamuoyuyla paylaşıyoruz. Evet, aslında oldukça zor bir süreç bu. Çünkü halk oyuna internet üzerinden sunuyorsunuz herhalde, değil mi? Evet, nasıl yapıyorsunuz onu? Bütçesenin.istanbul web sitesi üzerinden. Orada projeleri sıralıyorsunuz. Evet, tematik olarak ayırıyoruz. Evet.
yine belediyenin stratejik planını önümüze koyarak oluşturduğumuz temalar var. Projeleri tematik olarak gruplandırıyoruz ve elemeyi geçen iki aşamalı eleme değerlendirme aşamasını geçen projelere orada yer veriyor. Evet. Yani önümüzdeki dönemde belki muhtarları da bu çalışmaya katarak onlardan gelecek olan bilgileri de değerlendirerek o seçimi biraz daha yaygınlaştırmak mümkün olabilir diye düşünüyorum. Hemen bir ikinci projeye geçebilir miyiz? Geçebiliriz. Katılımcı bütçeyle ilgili birkaç şey daha söylemek lütfen, isterim. Lütfen, ama. Tabii. Biz bu yıl bir takım iyileştirmeler yapmaya çalıştık daha doğrusu. Bizim önerilerimiz doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir takım iyileştirme çalışmalarına gitti. Bir büyük toplantı gerçekleştirdik. Bütçem İstanbul 2022 kampanyasının başında. Orada yurttaşlardan gelen geri bildirimler doğrultusunda hem proje öneren hem de oy kullanan yurttaşlardan gelen geri bildirimler doğrultusunda bir takım iyileştirmeler yapıldı. Bu toplantıda ilk katılımcı bütçe üzerinden edinilen deneyimler konuşuldu. Kazanan projelere ilişkin izleme notları yurttaşlarla paylaşıldı. 2023 yılı için planlanan bir takım değişiklikler tartışıldı ve aslında katılımcı bütçe uygulama sürecinin en önemli aşamalarından bir tanesi olan bize göre tam da bu proje önerme adımını desteklemeye dönük olarak planladığımız fikir maratonları konuşuldu. Biz geçtiğimiz yıl 7 tematik, bir bölgesel ve hedef kitlesi doğrudan muhtarlar olan 3 fikir maratonu olmak üzere toplamda 11 fikir maratonu gerçekleştirdik. Burada sosyal hizmetler, kültürel yaşam ve eşsiz miras, afet ve risk yönetimi, imar ve şehircilik, çevre ve iklim değişikliği, ulaşım ve sağlık ve spor olmak üzere 7 tema belirlemiştik. 11 fikir maratonu gerçekleştirildi. Ve bu uygulama kapsamında toplam 670 proje başvurusu yapıldı Güran Bey. Ön ve teknik değerlendirmelerin akabinde bu benzer proje fikirleri de birleştirilerek 77 proje oylamaya sunuldu. Bu 77 proje içerisinden 28 proje seçilerek 2023 yılı İBB bütçesine KB koduyla dahil edildi. Çok güzel. Ve biz sonuçların ilanından sonra 2 yıllık uygulama sürecinde seçilen tüm projelerin sahipleriyle bir araya geldik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birimlerini yurttaşlarla bir araya getirdik. Çünkü bu sürecin önemli kazanımlarından bir tanesi aslında yurttaş belediye etkileşimini güçlendirebiliyor olması. Ve bunu modelin her aşamasında daha güçlü hale getirmeye çalışıyoruz. Proje sahibi yurttaşlarla ilgili müdürlüklerin bir araya gelip tartıştığı birebir toplantılar oldu. Ve bütün bunları bütçenin mecliste onaylanmasına kadar geçen süreçte tamamladık. Yani ben daha fazla uzatmayayım. Bir tek şeyi tekrarlamakta fayda var. 670 başvuru, proje başvurusu. 77 tanesini siz seçiyorsunuz değil mi? Öyle, doğru anlıyorum. Ve evet. Ondan sonra ilgili birimlere gönderildikten sonra da bunların gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceği bütçe konuları vesaireyi gözden geçirdikten sonra 20 küsur tanesi de 2023 yılında katılımcı bütçe koduyla yani KB koduyla şeye giriyor. Bütçeye giriyor. 2023 bütçesine giriyor. Şöyle bu 77 proje, 670 proje geldikten sonra
ön değerlendirme ve teknik değerlendirmeyi geçen 77 projeyi biz İstanbul'dan oylamasına sunuyoruz. Dolayısıyla bu 28 proje aslında İstanbul'dan oyuyla en yüksek oy alan 28 proje. Evet, çok güzel. 2023 yılındaki çalışmayı da zaten ayrı bir programda ele alırız, değerlendiririz. Evet, hemen diğer projelere geçelim. Evet, bizim çok heyecan duyduğumuz bir proje var. İstanbul Çocuklara Soruyor projesi. Bugüne dek Türkiye'de gerçekleşmiş en kapsamlı çocuk katılımı projesi olduğunu gururla ifade edebilirim. Bu projeden biraz bahsetmek istiyorum. Lütfen. İstanbul'da yaşayan her çocuk, çocuk meclisinin doğal üyesidir yaklaşımıyla. Her çocuk için adil ve eşit bir kent oluşturulmasına öncülük edecek bir yol haritası çıkarmak niyetindeydim. Bunu da çocuklar için değil, çocuklarla birlikte çalışarak yapmanın önemini defalarca kez konuşmuştuk. Bu proje aslında buradan çıktı Güram Bey. 6-14 yaş grubu İstanbullu çocukların kentin şekillenmesi sürecinde güçlü bir katılımla daha aktif ve etkin bir rol alabilmesi, ihtiyaç ve çözüm önerilerinin kendileriyle ilgili politikaların belirlenmesinde daha görünür hale gelmesi ve dikkate alınması ve yaşadıkları kent ile ilgili gündemlerini kendilerinin oluşturması ve bu gündemlerin de takipçisi olması bu proje kapsamında hedeflendi. İstanbul Çocuklara Soruyor atölyesi, İstanbul Çocuklara Soruyor Dolaşıyor uygulaması ve İstanbul Çocuklara Soruyor online uygulama olarak 3 uygulama yöntemi vardı. Bu projede öncelikle çocukların İstanbul'un kendilerine çağrıştırdıkları rengi, sesi ve kokuyu bizimle tanımlamalarıyla başladı. Burada çok ilginç bir veri var. Sizlerle de paylaşmak istiyorum. Mesela İstanbul'un rengini sorduğumuzda çocuklara İstanbul bir deniz kenti, büyük çoğunluğunun mavi demesini beklerdik. Ama İstanbul'un renginin mavi olduğunu düşünen çocuklar kadar İstanbul deyince gri diyen çocukların da olduğunu gördük. Bu ikisi hemen hemen yarışıyor. Şu an yüzdelik olarak söyleyemiyorum ama o da Kent Konseyi'nin web sitesinde var. Ve bu raporu tüm izleyicilerin incelemesini öneririm. İstanbul'un rengi deyince gri, İstanbul'un kokusu deyince egzoz kokusu, İstanbul'un sesi deyince de korna sesi çocukların aklına geliyor ne yazık. Ne kadar da doğru değil mi? Evet, evet. Son derece de üzücü. Proje aslında bununla başladı. Öncelikle bunu tanımlamalarını istemiştik çocuklardan. Daha sonra onlar için özel olarak tasarlanmış bir İstanbul haritası koyduk önlerine. Kentin fiziksel yapısı, ilçeleri, sembolleri, altyapı ve sistemleriyle İstanbul'u incelediler. İstanbul'un olumlu buldukları, beğendikleri, sevdikleri yönlerine madalyalar verdiler. İstanbul'un sevmedikleri, beğenmediklerini iyileştirilmesi gerektiğini düşündükleri yönlerini de belirlediler. Ve sorun olarak belirledikleri, öne çıkan başlıkları birlikte tartışarak çözüm önerileri geliştirdiler. Bu proje eğitim kurumlarından, öğretmenlerden, sivil toplum kuruluşlarından, İBB'nin ilgili birim ve iştiraklerinden, ilçe belediyeleri, kent konseylerinden, informal eğitim alanında faaliyet gösteren diğer aktörlerden, kütüphanelerden, çocuk ve gençlik merkezlerinden yaklaşık 51 paydaşın işbirliğiyle yürütüldü. Çok güzel.
Biz bu projeyi yürüten arkadaşlarla oldukça detaylı olarak ele alacağız. Evet. Onlar üzerinde duracağız bir başka programımızda. Evet. Çünkü hakikaten çok detaylı bilgiler var ve çok da değerli bilgiler bunlar. İşte evet. Bu kentin kokusu, rengi konusunda verdiğin örnekleri tamamlayıcı birçok konu var. Onları o şeyde programda ele alacağız. Bu projeyle ilgili belki son söylemek istediğim bir şeyler vardır. Ondan sonra da yeni şeye geçebiliriz. Tabii biz aslında İstanbul Çocuklara Soruyor projesinin bir tamamlayıcısı olarak, bir ikinci aşaması olarak İstanbul Çocuklarla Konuşuyor projesini şu an hayata geçiriyoruz. Burada da yine çok can alıcı aşamalar var. Mesela benim de katıldığım bazı teftişler oldu Güran Bey. Bu ikinci aşamaya ait. Çocuklar parkları, kaldırımları, oyun alanlarını denetlediler. Mesela Şişli ilçesi sınırları içinde bir kaldırım teftişine gitmiştik. Orada çocuklar kaldırımların genişliği, yüksekliği, sürekliliği, bakımlı olup olmaması, kaldırımları işgal eden araçlar, kaldırımların puset ve tekerlekli sandalye kullanımına uygun olup olmaması gibi konuları denetlediler. Gözlem ve ölçümler yaptılar. Aynı zamanda teftiş sırasında karşılaştıkları yurttaşlarla röportajlar yaptılar. Ve kullanıcı deneyimlerine dair de fikir edindiler. Yine Eyüp ve Fatih'te iki oyun parkında park alanına dönük teftişler yapıldı. Çok uzun uzun anlatmayayım. Bu çocuklar teftişte kısmı projenin ikinci aşamasında bizim için çok önemliydi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle çocuk danışma kurulu üyelerinin bir araya geldiği tematik toplantılarla bu aşama son buldu. Çok güzel. Bir şey soracağım burada. Buyurun. Özellikle ilçe belediyelerini ilgilendiren tespitleri de o belediyelere iletiyor musunuz? İlçe belediyelerine bunu raporlamaya başlayacağız. Çok güzel. Evet. Evet. Son 10 dakikamızdayız. Diğer projelere. Ben o zaman evet hızlanmak durumundayım. Biraz hızlanalım. Evet, evet. Katılım Kafe'den biraz söz etmek istiyorum. Katılım Kafe, az evvel bahsetmiştim. Şeyde mevzuatta yer alan çalışma grupları, meclisler gibi araçlar var ama bir de bizim İstanbul'a özgü geliştirdiğimiz, buranın bu ölçeğine ve çok merkezli yapısına uygun olarak geliştirdiğimiz, bu ihtiyaca cevap verecek başkaca araçlar var. Bunlardan bir tanesi Katılım Kafe. Hem ilçelerin mevcut gündemlerini takip etmek, hem de büyüyen kentsel sorunlara yerel ölçekte bir çözüm önerisi getirmek amacıyla yeni bir katılım alanı olarak bunu planladık. İlçe düzeyinde yapılan çalışmaları bizim izlememiz pek kolay olmuyordu. Fakat bu araçla beraber artık ilçelerin hem sorunlarını hem de işaret edilen sorunlara dönük çözüm önerilerine, o bölgeleri en iyi şekilde deneyimlediklerini düşündüm. İlçe sakinlerinden dinleme fırsatı buldum. Yarı yapılandırılmış toplantılar bunlar. Biz her toplantı öncesinde ilçede aktif faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve inisiyatifler, o ilçede bulunan meslek odaları ve üniversitelerle iletişime geçiyoruz. Onları bilgilendiriyoruz ve ayrıca ilçe sakinleri için de açık çağrıda bulunuyoruz. Temsilde adalet ilkesini gözeterek bir katılımcı profili oluşturuyoruz. Ve bu kapsamda World Cafe tekniğinin uygulandığı yuvarlak masa toplantıları gerçekleştiriyoruz. Aslında özeti bu. Şu ana dek 11 ilçede bu toplantıyı gerçekleştirebildik. 2023 yılında buna devam edeceğiz. Yani izleyenler içerisinde hala ilçesine gelmemiş olduklarımız varsa bizi takip etsinler. Çok yakında oradayız demektir. Çok önemli bir şeye değinmek istiyorum burada. Yani elimde çok fazla veri var paylaşmak istedim ama süre kısıtlı.
Dolayısıyla bunları da yine Kent Konseyi'nin web sitesinden inceleyebilir ilgi duyanlar. Buradan çektiğimiz somut öneriler İstanbul Planlama Ajansı ile paylaşıyor. İstanbul Planlama Ajansı'nda bu somut politika önerisi haline geliyor ve İBB'nin icrasına gidiyor. Böyle bir işbirliği ve iletişim modeli oluşturduk. Çünkü bu ekosistemde tek başımıza değiliz. İBB, İstanbul Planlama Ajansı, Kent Konseyi nasıl birlikte çalışabiliriz diye de kafa yoruyorduk. Bunu katılım kafe üzerinden mekansal olarak gerçekleştirmek mümkün dedik. Ve bu toplantılardan çıkan somut öneriler planlama ajansında değerlendirildikten sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin üst yönetimiyle paylaşılıyor. Dediğim gibi şu ana kadar 11 ilçede bunu gerçekleştirdik. Bir de bu katılım kafe dışında paylaşmak istediğim birkaç şey var. Çok sayıda çalıştay, forum, panel, atölye çalışması gerçekleşti bu bir yıl içerisinde. Hatta biz 2022 yılının bir dökümünü paylaştık sayılarla 2022 yılı diye. İnsanlar inanamadı. O kadar çok sayıda. Bu da sitede var değil mi? Evet Güran Bey. Hemen birkaçından hızlı bahsedeyim. Mesela bir kent yoksulluğu çalıştayı gerçekleştirdik yakın zamanda. Barınma, beslenme, sağlık, nitelikli eğitim gibi temel haklara erişimden giderek uzaklaşan ve sayısı hızla artan insanlar var bu kentte. 2022 yılının sonunda gerçekleştirdik. Kent yoksulluğu, kent hakkı çalıştayını ve kentsel yoksulluğun giderilmesi ve sosyal adaletin sağlanmasına dönük politikalar üretmeye çalıştık birlikte. Bir roman Kadınlar Konuşuyor çalıştayı gerçekleştirdik. Burada asıl odaklandığımız şey zaten kırılgan bir grup olan kadınların içerisinde bir de çoklu eşitsizlikle mücadele etmek zorunda kalan kesimlerin varlığıydı. Roman kadınlar bunlardan bir tanesi. Çalışmanın ilkesi olarak öne çıkan tarafı bize şu. Bugün hangi sorunu ele alırsak alalım, bunun çözümünü konuştuğumuz masalarda hak kaybına uğrayan veya hakları ihlal edilen kesimlerin de bulunmasının anlamını ortaya koymasıydı. Hem kadın hem roman olmanın kesişiminde yaşanılan sorunları ve şiddeti, bunlara dair çözümleri gerçek özne olan roman kadınlarla konuştuğumuz, tartıştığımız bir çalıştaydı. Kentsel dönüşüm ve katılımcılık tartışması başlattık. Bir panel gerçekleştirdik. Bu son zamanlarda kamuoyunu da yakından takip etti. Gün gören, toz koparan Beykoz Tokatköy ve Beyoğlu Fethittepe'deki barınma hakları doğrudan ihlal edilen yurttaşların mücadelelerini ele aldığımız, herkesin barınma alanlarının dönüşümünde söz sahibi olmaya hakkı vardır diyerek ele aldık. Esasen kentsel dönüşüm kavramının mevzuatındaki bu güvenli yaşam çevreleri oluşturmak amacıyla çıkılan yolun rant odaklı ve barınma hakkı ihlalleri sonucu taşıyan çelişkili uygulamalarına karşı bir duruş olarak planladık. Yine kamusal alanların ortak yönetimi ne tartıştık. Bu tartışmayı başlatırken temel motivasyonumuz şu oldu. Son zamanlarda kamusal alanlara dönük ciddi hak kayıpları yaşatıldı. Süreçler özgürlükleri kısıtlayan, yurttaşın karar ve isteklerini dışarıda bırakan bir şekilde yürütüldü. Biz tüm bunlara karşı kamusal alanların birlikte yönetilmesine dönük talebimizi tariflemek üzere bu tartışmayı başlattık. İstanbul'a erişmek atölyesi gibi, kadınlar için güvenli kent atölyesi gibi çok sayıda çalışmam bahsedebilirim. Ama dediğim gibi süremiz kısıtlı, detaylı bilgi almak isteyenler hem web sitemizden hem de İstanbul Kent Konseyi sosyal medya hesaplarından bu çalışmaların raporlarına, sonuçlarına ulaşabilir. Belki son olarak gençlik projeniz konusunda da çok kısa bir bilgi alalım sizden ve ondan sonra programımızı kapatalım. Evet,
Gençlik Simülasyonu isimli bir çalışmamız oldu. Ondan bahsetmek istiyorum. Bu gençlerin yerel yönetime dair fikirlerini ortaya çıkarmak ve bu alanda tecrübe kazanmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirdiğimiz bir çalışmaydı. Burada Güran Bey, İstanbul Belediye Meclisi'nin bir simülasyonunu oluşturdu gençler. Gerçeğe en uygun olacak şekilde belediye meclisi çalışma yönetmeliğini esas alan ve ideal belediye meclisi olma hedefiyle yola çıkan bir çalışmaydı. Çeşitli komisyonlar oluşturuldu, gruplar oluşturuldu. Gençler ilk 4 gün komisyonlara dağılıp çeşitli gündemleri tartıştılar. Ve sonrasında da bir genel kurul toplantısı oldu. Orada o grupların sözcüleri bu tartışmayı genel kurula taşıdı ve önceden belirlenen gündemler genel kurul toplantısında oylandı. Gerçekten çok keyifliydi. Hatta ben toplantıda şunu söyledim. Yani toplantıyı İBB meclis toplantısının yapıldığı salonda gerçekleşti. Hmm. Orada ben de şeyi söyledim. Yani bu salon gerilimli toplantılara son derece alışıktır ama hani meclis salonu bugüne kadar böyle keyifli bir toplantıya hiç tanıklık etmemiştir diye. Gençler bazen oradaki tartışmaları, gerilimleri tiye alarak tabiri caizse bazen gerçekten kendilerini o atmosfere kaptırarak çok nitelikli tartışmalar gerçekleştirdiler ve hemen önümüzdeki hafta bunun da raporunu kamuoyuyla paylaşıyor olacak. Çok güzel. Zaten bu konuda da gençlerle yaptığınız çalışmalar konusunu da ayrı bir program olarak değerlendirmeyi planlıyoruz. Çok isteriz çünkü başka programlar da var. Yani 2023 yılı için planladığımız başka çalışmalar var. Bir gençlik meclisinin, kent konseyi gençlik meclisinin planladığı bir Ment İstanbul projesi var. Burada tamamen üniversite öğrencilerinin, İstanbul'a yeni gelen üniversite öğrencilerinin, daha önce gelenlerle arasında bir köprü oluşturulabilecek ve kent deneyimi üzerinden bir kendiliğinden gelecek bir mentörlük uygulaması üzerine çalışıyoruz. Meclis simülasyonu yeniden önümüzdeki yıl uygulanacak. Bu ilkinden çok daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Başka çalışmalar da var. Onlara artık belki girmeyelim. Onu da bir başka programda alalım. Rasim Şişman. Çok teşekkür ederiz size. Sağ olun. Oldukça detaylı bilgiler verdiniz. Keşke programımızın süresi uzun olsaydı. Programa katıldığınız için tekrar tekrar teşekkürler. Sağ olun. Aynı zamanda şu anda gene perde arkasında olan ve programımızın kaydını gerçekleştiren Ali Vatansever arkadaşımıza da çok teşekkür ediyoruz. Ve İstanbul Hepimizin tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programını bu hafta burada bitiriyoruz. Gelecek hafta pazartesi günü saat 16'da tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz.